Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 22 ve 23. haftasının 6. videosundayız. Evet hangi konudaydık? Doğru analitik konusundaydık. Ve nerede kalmıştık bir önceki videoda? Doğru denklemi yazmadan bahsediyorduk. Ve tam olarak bitirememiştik. İşte şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani örnek 34'te kalmıştık. Hadi bakalım dersimize devam edelim. Yukarıda bir yolun dikdörtgen biçimindeki bir kesiti verilmiştir. ABC'de dikdörtgenin çevre uzunluğu 48 metredir. Madem bunun çevre uzunluğu 48 6 ise karşısı da 6. 6 6 12 48'den 12 çıkınca 36 kaldı. 36'yı da 2'ye böldüğümüz zaman şurası 18 alt tarafta 18 mi olacak? Evet. E o zaman şu kadar kısma ne kalıyor? Arkadaşım bu kadarlık kısmı 10 kaldı. E bunun tamamı 12 ise buraya da ne kaldı arkadaşım? 6 santimetre olarak kaldı. Şimdi ne diyor soru? Bakalım devam edelim. Evet 48 metredir ve şekildeki iki köşenin yaya geçidinin en uzak köşesine olan dik uzaklığı verilmiştir. Evet şu şekilde bu köşenin buraya olan uzaklığı ve bu köşenin buraya olan uzaklığı verilmiş. Buna göre diyor AB x ekseni ve AD y ekseni olarak kabul edilirse yaya geçidinden karşıya geçmek şartıyla D köşesinden B köşesine en kısa yoldan giden bir yaya hangi doğrular üzerinden gitmiştir diye soruluyor. Evet. D köşesinden B köşesine gidecek. Bakın arkadaşlar dikkat. D'den B'ye giderken normal bir yaya ne yapar? Böyle gelir. Sonra böyle gider. Sonra böyle gider diyorsun. Değil mi? Ama boşuna mı burada en kısayı kullandı? Değil mi? Dikkat. Ya hocam böyle gelip böyle giderse en kısa olmaz mı? Hayır. Nasıl olur en kısası? İşte tam olarak böyle. Tam buraya gelip buradan karşıya böyle hop çapraz bir şekilde giderse sonra buradan da böyle giderse işte bu en kısa yolu kullanmış olur arkadaşlar. İşte bu doğruların denklemleri isteniyor bize bizden. Tabi neresi? Şurası x ekseni olarak kabul edilecekmiş. Burası da y ekseni olarak kabul edilecekmiş arkadaşlar. Şimdi burası 6 birimse. Gençler dikkat. Burası 6 birimse. Burası zem, bu y eksenine dik. Y eksenine dik ve burası 6 noktasıysa bu ne doğrusudur arkadaşlar? Y eşittir 6 doğrusudur. Evet. Birinci doğrumuzun adı y eşittir 6 doğrusu. Şu doğru. Bunu hallettik. Sonra bunu da halledeceğiz. Buna da geliriz. Şu üçüncü doğruya bakalım arkadaşlar. Şu alttaki doğru. Hocam bu x ekseni üzerinden gidiyor. İşte tam şundan bahsediyorum. Bak x ekseni üzerinden gidiyor. x ekseni üzerinden giden bir doğru x eşittir sıfır doğrusu mudur? Hayır. Dikkat. Arkadaşlar x ekseni ya x ekseni diye yazılır ya da arkadaşım bu şeye paralel bir doğru değil mi x eksenler ya da y'ye dik bir doğru değil mi? Şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Şöyle bir doğruyu yalvarken hatta burası 6 iken bu ne doğrusuydu? Y eşittir 6 doğrusuydu değil mi? E hocam bu x ekseninden geçiyorsa böyle bu da apsiden geçiyor. Yani sıfırdan geçiyor. Bu da ne doğrusudur arkadaşım? Y eşittir sıfır doğrusu değil midir? Evet. X ekseni aynı zamanda y eşittir sıfır doğrusu olarak adlandırılıyor. Y ekseni de x eşittir sıfır doğrusu olarak adlandırılıyor. Evet. Öbür doğrumuzun adı neymiş arkadaşlar? Y eşittir sıfır doğrusuymuş. Şimdi öbürüne bakalım. Şimdi de şuna bakacağız. Arkadaşlar şu doğru denklemini bulmaya çalışacağız. Bu doğru denklem için kendimize iki soru soruyorduk. Bir eğim iki nokta. Eğim dik üçgen var mı? Aslında var. Şöyle bakacak olursanız. Hocam şuradan bir dik çizecek olursak tanjant alfa var. Şu an tanjant alfayı bulabiliriz biz. Şuraya alfa diyecek olursam. Bunun tamamı sekizdi. Burası 6'ydı. 6 ise 6. Burası da 2. Şurası da 6. A eğim. Şunun eğimi nedir arkadaşlar? Karşı bölü komşu. 6 bölü 2. Ama dikkat. Sola yatık. Sola yatık olduğu için eksi 6 bölü 2'dir. Yani eksi 3'tür. Eğim belli mi? Belli. İşte bu doğru üstünden bir de nokta bulacağız. Çünkü doğru denklemi yazarken kendimize iki soru soruyorduk. 1 eğim 2 nokta. Evet eğimi bulduk. Nokta var mı? Var. İster buradaki noktayı seç. Bu noktada ne yapıyor? 6 birim sağda 6 birim yukarıda. 6'lar biraz dengesiz olmuş ama idare edin. Ya da şuradaki nokta. Buradaki nokta da direkt 8'e 0 noktası değil mi? Evet eğimi belli noktası belli doğru denklemi m çarpı x eksi x, x, 0 eşittir y eksi y 0 şeklinde yazılıyordu. M dediğimiz eksi 3 eksi 3 çarpı x eksi noktadaki x yani 8 eşittir y eksi noktadaki y yani 0 Buradan eksi 3x artı 24 eşittir y yaptı Yani doğru denklemi de şu şekilde olmuş oldu y eşittir eksi 3x artı 24 ya da eksi 3x öbür tarafa atıp o şekilde de yazabiliriz. O da artı 3x artı y, e, art 24'te bu tarafta kalsın isterseniz eşittir 24 şeklinde olacaktır gençler. Evet. Şurada dikkat edin. Bir şey daha öğrenmiş olduk. X ekseni nasıl temsil ediliyormuş? Y eşittir 0 doğrusu. Y ekseni nasıl temsil ediliyormuş? X eşittir 0 doğrusu şeklinde temsil ediliyormuş. E, güzel bir soru. Uyarlama sorusu. Yani doğruları kendimiz çizdik. yeni bir soru diyebiliriz? E, ancak bu şekilde modelleyip de yani analitik düzleme modelleyip de bu şekilde yine de soru karşınıza gelebilir. Zor bir soru mu? Değil. Bilmediğiniz bir şey yok arkadaşım burada. Evet geldik bir sonraki soruya. Analitik düzlemde a eksi 2'ye 3 noktasından geçen ve 4x eksi y artı 9 eşit 0 doğrusuna paralel olan doğrunun denklemini bulunuz diyor. Arkadaşlar bazılarınız kafanızda böyle canlandırabilir işlem yapabilirsiniz aslında ama ya ne gerek var? Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde çekmişiz kardeşim. Emin ol daha hızlı bir şekilde yapacaksın. Bak şöyle basit bir şekilde A noktası eksi 2'ye 3. Çünkü özel bir durum yok. Hani özel durum olsa analitik düzlem çizmelik durum olsa çizeriz. Ama özel bir durum olmadığı için basit bir şekilde soruyu anlayabilmek için sırf soru şeklini çiziyoruz. Evet A eksi 2'ye 3 noktasından geçen ve bir tane doğru verilmiş. Ben de rastgele bir doğru çizeyim. Mesela bu doğru. 4x eksi y artı 9 eşit 0 doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi soruluyor bize arkadaşlar. Şimdi bu noktadan geçecek ve bu doğruya paralel olacak. Nasıl bir doğrudur o? Hop şöyle bir doğru değil midir? Evet. E bu doğru nasıl bir doğru olacak? Buna paralel bir doğru olacak. A Hocam şimdi benden bu doğrunun denklemi isteniyor. Doğru denklemi için kendimizi hangi soruları soruyorduk? 1. Eğim, 2. Nokta lazım hocam. Bu doğru üstünde nokta var mı? Var tabii ki. Eğim var mı? Yok. Ama iki doğru paralel verilmiş. İki doğru paralel olunca ne oluyordu? Eğimleri birbirine eşit oluyordu. Yani M1 ile M2 birbirine eşit olacak. Bunun eğimi nedir? M1 dediğim eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Yani y'nin katsayısı da eksi 1 dikkat. Kaç oldu bu? 4. O zaman bu doğrunun eğimi ne olacaktır? M2 dediğimizde yine 4 olacaktır. E şimdi olay bitti. Çünkü doğru denklemi için iki sorumuzu da cevapladık. 1 eğim lazım. 2 nokta lazım. Eğim belli nokta belli. Doğru denklemini yazabiliriz kardeşim. O da nasıldı? M çarpı x eksi x sıfır eşittir. Y eksi y sıfır şeklindeydi. M dediğimiz 4 çarpı x eksi noktadaki x. x eksi eksi 2 yani x artı 2 eşittir. Y eksi noktadaki y yani 3. Buradan 4x artı 8 eşittir y eksi 3 oldu. İstersen y'yi yalnız bırak. istersen hepsi bir tarafta topla. Ben hepsini bir tarafta toplayayım. 4x eksi y artı 11 eşit 0 şeklinde bulayım. Artık şıklarda hangisi varsa. Dolayısıyla örnek 35'in cevabını böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 4x eksi y artı 11 eşittir 0 şeklinde bulmuş olduk. Geldik örnek 36'ya. Dik koordinat sisteminde bir kenarı ikinci açı ortay doğrusu üzerinde olan kare çizilmiştir. İkinci açı ortay doğrusu neydi arkadaşlar? y eşittir eksi x doğrusuydu. Yani buradaki açılarımız neydi? 45'er derecedi. E 45 90 sa burası da 45 yaptı mı yaptı. 45 90 sa hatta burası da 45 derece yaptı mı yaptı. Karenin kenar uzunluğu 3 kök 2 olduğuna göre AD doğrusunun denklemini bulunuz. Evet gençler bizden şu isteniyor. AD doğrusu yani AD'den A ve D'den geçen doğrunun denklemi isteniyor bizden. Şimdi bu doğru denklemi için kendimize iki soru soruyoruz. 1- eğim 2- nokta lazım bize. Hocam nokta var mı? 3 kök 2'yi kullanayım. Burası da 3 kök 2. E, 45 45'ten dolayı burası da 3 kök 2. 3 kök 2 3 kök 2 kök katından dolayı burası ne yaptı? 6 yaptı. Aa hocam buradaki noktayı bulmuş oldum. Orijinden 6 birim solda. Yani burası eksi 6 ya 0 noktası değil midir? Evet. Nokta var mı? Var. Bir tane sorumuzu cevapladık. Bir de ne lazım bize? Eğim. Eğim lazım hocam. eğim de belli zaten. Bu açının tanjantı ama sola yatık. X ekseninde yaptığı açının tanjantının eksilisi. Eğim de nedir? Eksi tanjant 45'e eşittir. Tanjant 45 1 olduğundan eğim de eksi 1 olur. Dik üçgeni çiz anlarsın zaten. 45 45 90 üçgeni 1 1 kök ya tanjant 45'te 1 bölü 1'den 1 çıktığını görürsün. Ama sola yatık olduğundan dikkat edin. E, özellikle tanjant alfalı bir değer bulurken eğim değeri bulurken sağa mı yatık sola mı yatık ona dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Tanjant 45 eksi 1. Evet eğim belli nokta belli artık doğru denklemini yazabiliriz. Hadi yazalım bakalım arkadaşım. Eğim belliydi. Yani nasıl da nasıl yazıyorduk? Ben yaz, hep yazacağımı söylemiştim. M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfırdan. M dediğimiz eksi bir. Eksi bir çarpı x eksi noktadaki x. X eksi eksi altı yani x artı altı eşittir y eksi noktadaki y yani sıfır. Buradan eksi x eksi altı eşittir y yaptı. Y eşittir eksi x eksi altı da olabilir ya da hepsini öbür tarafta toplayalım. E hocam 0 eşittir. X artı Y artı 6 yaptı. Yani bu X artı Y artı 6 eşit 0 şeklinde de yazılabilir tabii ki. Ki böyle yazılır zaten. Evet örnek 36'yı böylelikle X artı Y artı 6 eşit 0 şeklinde bulmuş olduk. Evet doğru denklem yazarken ne yapıyormuşuz? Yani bize iki soru soruyoruz. Aynı şey. Gelelim örnek 37'ye. Dik koordinat sisteminde A 4'e eksi 1 noktasından geçen ve 2x 3 eksi 6 eşit 0 doğrusuna dik olan doğrunun eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı. Doğrunun denklemini yazdıktan sonra geriye kalan soruyu sonrasında cevaplarız. Önemli olan doğru denklemini yazmak burada. Hadi bakalım yazalım. Nasıl yazacağız bunu? Hocam soruyu anlayabilmek için ne yapacağız? Basit bir şekilde şekli çizelim. Nereden geçiyor bu? A noktası 4'e eksi 1'den geçecek. 1. Sonra ne? Bir tane de doğru soruyu anlayabilmek için bakın. 2x 3y Eksi 6 eşit 0 doğrusu var. İşte bu noktadan geçecek. Bu doğruya dik olacak. Bir doğru. İşte bizden bu mavi doğrunun denklemi isteniliyor gençler. Evet iki doğru dik kesirse. Evet dik kesmeleri analitik düzlemde önemli. İki doğru dik kesirse eğimler çarpma eksi 1. Zaten bu doğru denklemini arıyorum. Bak eğim aklının bir köşesine gelir zaten. Aklın ucuna gelir. Niye? Doğru denklemi bulmam lazım hocam diye kendi kendine sor. Sorduktan sonra doğru denklem için iki soru soruyorsun kendine. Bir eğim iki nokta. Bu doğrunun üstünde nokta var mı? Var. Ne lazım bize? Eğim. Hadi bakalım eğimi bulalım. Aa doğrular dik kesiyor. Eğimler çarpımı eksi bir. Hemen birinci doğrunun eğimini bulalım. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı Yani 2 bölü 3 çıktı bu. E hocam bu doğrunun eğimi de ne olacak? Eğimler çarpımı eksi 1 olduğundan. Yani ters çevirip eksiyle çarpmışı. Eksi 3 bölü 2 olacak. Evet artık eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini m çarpı x, 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 0 eşittir y, eksi y, 0'dan yazabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım yazdık. m dediğimiz ne? Eksi 3 bölü 2, eksi 3 bölü 2 çarpı x, eksi noktadaki x yani 4 eşittir y, eksi noktadaki y. y, eksi, eksi 1 yani y artı 1 yaptı. Eksi 3 ile buraya çarpıyorum. Eksi 3 x artı 12 eşittir. 2 ile de karşı tarafa çarpıyorum. 2 y artı 2 hepsini öbür tarafa atıyorum ya da bu sefer bu tarafa 2'yi bu tarafa atayım. 10 burada kalsın. Buradan 3x artı 2y kalsın. Yani cevabımız ne yaptı? 3x artı 2y eşittir. 10 yapmış oldu. Doğru denklem bu. Aa, bizden doğru denklemi istenmiyor. Ne isteniyor? Bu doğru doğrusunun eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgesinin alanı isteniyor. O zaman ben analitik düzlemi çizeceğim kardeşim. Hadi çizelim. Bir denklem elde ettim. Bir denklemde ben bu doğrunun denkleminde doğru grafiğini çizmek istiyorsam ne yapıyordum? Bir x yerine 0 yazıyordum. x yerine 0 yazdığımda 2 eşittir ondan y'yi kaç buluruz? 5. y yerine 0 yazsam y yerine 0 yazdığımda da 3x eşittir 10'dan. E, x de buradan kaç gelir? 10 bölü 3 gelir. Evet apsisi 10 bölü 3'te kesiyor. Ordinatı da kaçta kesiyor arkadaşım? 10 bölü 3 burası. Ordinatı da kaçta kesiyor? 5'te kesiyor. İşte bizden şu doğrunun denkleminde neresi isteniyor arkadaşlar? Eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı. işte burada kalan isteniyor. E burada kalan da şurası 90 derece. Hocam burada uzunluk 5. Burada uzunluk 10 bölü 3. O zaman alan neye eşit olacaktır? 5 çarpı 10 bölü 3 bölü 2'ye eşit olacaktır. Bu da kaç yapıyor arkadaşım? 25 bölü 3 mi yapıyor? Evet. Şunlar sadeleşince 10 ile 2 5 yaptı. 25 bölü 3 yapmış oldu. Cevabımız örnek 37'de böylelikle 25 bölü 3 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Bakalım ne diyor soru. Şekildeki ABC üçgeninde AC kenarının yüksekliği D doğrusunun elemanıdır. A. AC kenarına ait yükseklik D doğrusunun elemanıdır. Yani D doğrusunun elemanı olan bir parçadan bahsediyorum. İşte bu yükseklikmiş. Yani bu ne demek o zaman arkadaşlar? Şurada kaçı kaç derece? Burada kaçı 90 derecedir. Buna göre diyor D doğrusunun denklemini bulunuz. Arkadaşlar bu doğrunun denklemini bulmaya çalışacağım. Doğru denklemi için kendimize iki soru soruyoruz. Ha, bu soru sözel bir soruda olabilirdi. Mesela sözel hiç şekilsiz. A 5'e 11, B eksi 3'e 1 ve C 9'a 7, o 7 noktaları analitik düzlemde verilmiştir diye başlardı. Buna göre AC'ye ait, A, AC doğrusuna ait yüksekliğin denklemi nedir diye sözel bir şekilde de sorulabilirdi. Soru sözel bir soru olarak da kabul edin. Sözel bir soru sorulduğu zaman da biz ne yapıyoruz? Basit bir şekilde şekli çizip yorumlayacağız. İşte çizilmiş şekilde bu. Şimdi yükseklik elemanı dediği için burası 90 derece. Yani bizden ne isteniyor? Bu doğrunun denklemi. Doğru denklemi için kendimize iki soru soruyoruz. Bir, eğim var mıdır? İki, nokta var mıdır? Bu doğru üstünde nokta. A hocam buraya, burası var. Burayı bulayım. Ya doğru bakayım. Bu doğrunun devamında bak. Şuradaki nokta zaten hala hazırda var. Elimde bir nokta var. Ne bulmam lazım? Eğim bulmam lazım. A doğrular dik kesiyor. Analitik düzlemde doğruların dik kestiğini gördüğün zaman aklına gelecek. Eğimler çarpma eksi 1. O zaman hangi doğrular dik kesiyor? Hocam bu doğruyla şu kırmızı doğru dik kesiyor. O zaman bunun eğimini bulacağım. Bir doğrunun eğimini bulurken nasıl buluyorduk? İki yöntemle buluyorduk. Eğim deyince de iki yöntemle bulunuyordu. Ya tanjant alfadan ya da iki noktası belliyse. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. E bunun iki noktası belli. O zaman şunun eğimine ben m1 diyecek olursam. m1 dediğim y'ler farkı 11-7 bölü x'ler farkı 5-9'dur. 11'den 7 çıkınca 4 bölü eksi 4 yani eksi 1 çıktı. O zaman M1 dediğimiz eksi 1 ise M2 dediğimiz şuna da M2 diyelim artı 1 olmaz mı? Eğimler çarpma eksi 1'dir. Ters çevirip eksiyle çarpıyorduk. E bu 1, 1 bölü 1, 1. Ters çevirdiğimiz zaman yine 1 bölü 1, 1. Bir de eksiyle çarptığımız zaman artı 1 yaptı. Ya da eğimler çarpma eksi 1 olması için M2'nin 1 olması lazım. Eğim belli, nokta belli. Doğru denklemini yazacağız. M çarpı x eksi x sıfır eşittir. Y eksi y sıfırdan. M dediğimiz nedir arkadaşım burada? Bir de 1 çarpı x eksi noktadaki x. x eksi eksi 3 dikkat ama. x eksi eksi 3 yani x artı 3 yaptı. Eksi leksin çarpı artı olduğundan. Eşittir y eksi noktadaki y yani 1. Buradan x artı 3 eşittir y eksi 1 olduğundan. Bu sefer de y'yi yalnız bırakmak istiyorum. x artı 4 eşittir y'dir. Ya da şıklarda nasıl bulunur? y eşittir x artı 4 şeklinde olur. Ya da x eksi y artı 4 eşit 0 şeklinde de şıklarda olabilirdi. Ben bu sefer şu şekilde yazmak istedim. Evet örnek 38'i böylelikle y eşittir x artı 4 şeklinde bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Çekildeki helikopter kendisiyle aynı düzlemde bulunan A ve B noktalarındaki hedeflere aynı anda ateş ederek onları aynı anda vurmak istiyor. Tabi aynı tür silahlar. Yani silah merminin hızı aynı olsun demek istiyor. Buna göre helikopter hangi doğru boyunca hareket ederse Buna göre diyor helikopter hangi doğru boyunca hareket etmelidir diye soruluyor arkadaşlar bize. He, şimdi helikopter var. Helikopterimiz mesela buradan geldi. Tamam mı? Buradan bir ateş etti. ikisine de aynı anda. Hop hop. İkisini de aynı anda vurdu. Yani şunlar birbirine eşit. Uzunlukta olmak zorunda. Helikopter böyle devam etti. Mesela burada da devam etti böyle. Hocam yine vurdu şöyle. Hop hop. Şunlar birbirine eşit oldu. Yine burada vurdu mesela. Şunlar birbirine eşit oldu. Gibi gibi gibi. Bu noktaları biz böyle çoğaltabiliriz değil mi arkadaşlar? Evet. İşte bizden ne isteniyor? Bu helikopterin böyle hareket ettiği doğrunun denklemi isteniyor. Yani bizden şu doğrunun denklemi isteniyor arkadaşlar. Bu doğrunun denklemini bulmaya çalışacağız biz şimdi. Peki bu ne demek? Arkadaşlar bu soruyu iki farklı şekilde yapabilirsiniz diyeceğim. Yapabilirsiniz iki farklı şekilde. Nasıl? İşte bu noktaları ya normalde bir doğru denklemi ne demekti? Bak şimdi. Normalde bir doğru denklemi ne demekti? Hocam doğru üzerindeki apsis ile ordinat arasındaki ilişki demek değil miydi? Evet. İşte buradaki x virgül y noktası diyecek olursam mesela ben buna x virgül noktası diyecek olursam. Hocam bu x virgül noktası buraya da atıyorum a virgül b dedin. İşte bunun apsisiyle x ile y arasındaki ilişki buradaki a ile b arasındaki ilişkiye eşit olacak değil mi? İşte onun genellenmiş hali doğru denklemidir. E ben burada ne yapacağım hocam? Helikopter öyle bir ateşi diyor ki hem A'ya hem B'ye. a ben buradaki noktaya bir K noktası diyecek olursam o zaman bu noktaları genelledim ben. X, Y dedim mesela. Birinci yol şu şekilde yapabilirsin. Sana bırakacağım o yolu. Birinci yol şu. Ne diyeceksin? KA eşittir. KB değil burada? Evet. KA uzunluğu eşittir. KB uzunluğu dediğin zaman direkt Hocam iki nokta arasındaki uzaklık eşittir iki nokta arasındaki uzaklık. Birbirine eşitle x'li y'li bir denklem çıkacak. İşte x'li y'li karşımıza çıkan o denklem işte bu helikopterin denklemini verecek bize arkadaşlar. Tamam birinci yol bu. Peki ikinci yol ne? Bu normalde böyle nokta çıktığı için size bırakıyorum. Nokta lentin daha önce anlattık arkadaşlar biliyorsunuz. Yani Burada x eksi eksi 1 yani x artı 1'in karesi artı y eksi 5'in karesi kare içinde eşittir. x eksi 3'ün karesi artı y eksi 8'in karesi kare içinde. Kökler bitti. Oradaki köklerde o ifadeleri açacak olursanız sonucu ulaşırsınız. Tamam. Şimdi ben neyi arıyorum arkadaşlar? Ben öyle bir şey arıyorum ki buradaki nokta öyle bir doğru parçası ki tam böyle o doğru parça üzerinde bir nokta aldığında hem a'ya hem de b'ye eşit uzanıkta olacakmış arkadaşlar. Bu ne noktasıdır biliyor musunuz? Bu bakın iki noktaya da eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri diye de söyleyebilirler. Eskiden böyle sınavda çıkmışlığı da var. Arkadaşım hem A'ya hem de B'ye eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri nedir biliyor musunuz? Kenar orta dikme doğrusudur. Niye? Bak bu kenar orta dikme doğrusuysa eğer sen buradan bir tane nokta aldın. Şuna ve şuna birleştirecek olursan. a dik tabanı kes parçaya böyle hocam bunlar eşit. Buradan da birleştirsem bak. Aa hocam burada da dik tabanı keş parçaya böldü. Şunlar da birbirine eşit. Nereden alırsan al. Bak dik tabanı keş parçaya böldü. Şunlar da birbirine eşit olmuş oluyor. İşte sabit iki noktaya eşit uzaktaki noktaların geometrik yer neymiş? Kenar orta dikme. Kenar orta dikmesiymiş daha doğrusu. E o zaman kenar orta dikmesini kullanacağım arkadaşım ben burada. Yani işte tam olarak bu doğrunun denklemi bu A ve B'ye AB doğru parçasının kenar orta dikmesidir. Yani şuradaki eşitliği de şöyle göstereyim istersen. E o zaman kenar orta dikmesi ise benden bu doğru denklemi isteniyor. Hadi bakalım ikinci yol diyelim ve ikinci yoldan bulalım biz çözümümüzü. Bu doğru denklemi yazmak için kendimize iki soru soruyoruz. Bir eğim iki nokta. Hocam bu doğrunun üstünde bir nokta var mı diye bakıyorum. Yok ama A, orta noktası değil mi burası? Evet. Yani eksi 1 artı 3. 2 iki bölü 2'den 1'e. 5 artı 8 bölü 2. Yani 13 bölü 2 yaptı. E hocam bölü 2 çıktı fark etmez arkadaşım. Hep de e, normal tam sayı çıkacak. Yani tam sayı çıkmayabilir tabii ki değil mi? Peki şimdi ne yapacağım? Bu kenar orta dikmesini bulmaya çalışacağım. Buradaki noktayı buldum mu? Buldum. Evet kendimize iki soru sorduk. Bir eğim iki nokta. E hocam bu doğrunun eğimini bulacağım. Bak doğrular dik kesmiş. Doğrular dik kesince eğimler çarpma eksi bir gelmeyecek mi? Evet. Öncelikle bu doğrunun eğimini yazalım. Bu doğrunun eğimi 2 noktası varken 8 eksi 5 bölü m1 diyeyim buraya. 8 eksi 5 bölü 3 eksi eksi 1. Yani 3 artı 1 yaptı burası. 3 eksi eksi 1'den 3 artı 1 yaptı. 3 bölü 4 yaptı. O zaman bu doğrunun eğimine de ben m2 diyecek olursam e bunun eğimi nedir arkadaşlar? Bunun eğimi 3 bölü 4 ise ters çevirip eksiyle çarpmışı. Eksi 4 bölü 3'tür. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabiliriz. m çarpı x eksi x 0 x eksi x 0 kafanıza kazınsın diye hep böyle yazıyorum arkadaşlar. Eşittir y eksi y sıfır. M dediğimiz kaç çıktı? Eksi 4 bölü 3 çarpı x eksi noktadaki x yani 1. Eşittir y eksi y sıfır. Y sıfır dediğimizde 13 bölü 2 olacaktır arkadaşlar. E burada 4 ile burayı çarpıyorum. 4 x pardon eksi 4 ile burayı çarpıyorum. Eksi 4 x artı 4 eşittir. 3 ile de karşı tarafı çarpıyorum. 3 y eksi 39 bölü 2 yaptı. Düzenleyelim. Hepsini öbür tarafa toplayalım. 0 eşittir. Ee, bu eksi 4x artı 4x diye geçti. 4x artı 3 y Eksi 39 bölü 2 eksi 4. Bu 8. Kaç yapıyor arkadaşlar? 4x artı 3 y 0 eşittir 4x artı 3 y e, bu eksi 8 38 47 mi yapıyor? Evet eksi 47 bölü 2 yaptı. Ama eksi 47 bölü 2 genelde şıklarda bulunmaz. Ne yaparız? böyle 3x artı 4 ya eksi 5 şeklinde falan filan bulunuyor. O zaman denklemin her iki tarafını da 2 ile çarpalım. Bir de eşit sıfırı öbür tarafa koyalım. 2 ile çarptığımız zaman 8x artı 6y eksi 47 eşit sıfır şeklinde çıkmış oluyor arkadaşlar denklemimiz. Tamam mı gençler? Olay bu. İsterseniz deneyin. Birinci yoldan da siz yapın. Aynı sonuca ulaşacaksınız. E artık biz burada da bir şey öğrendik. Ama bu kendi yorumunuzla öğreneceksiniz bir sabit iki noktaya eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri neymiş? Kenar orta dikme doğrusuymuş arkadaşım. Tamam. Evet. Bu sadece bak analitik geometride değil. Böyle üçgenlerde de dörtgenlerde de hatta e, diğer konularda katı cisimlerde falan da karşınıza çıkabilir. Dikkat. Evet geldik. Bu videonun son sorusuna. Şimdi dik koordinat sisteminde AB başlangıç noktası 2'ye 1. Bakın 2'ye 1 olan apsis ve ordinatlara artan bakın hem apsis sağ ve yukarı gidiyor değil mi? Hem apsis artıyor hem de ordinat artıyor. Artan birim karelerin köşeleriyle kesişimi 5 noktadan oluşan 5 nokta olan bir doğru parçasıdır. Evet gerçekten de öyle. AB doğru parçasına bakın. Şöyle AB doğru parçası. Apsisi artan, ordinatı da artan ve 1, 2, 3, 4, 5. Yani birim karelerin köşeleriyle 5 noktada kesişen. Hocam şurası birim karenin köşesi değil bakın. Birim karenin köşesi burası. Bu doğru üstünde. Bak burada var, burada var, burada var, burada var. Gördünüz. Bu şekilde bir tanımlama yapmışım. Yeni nesil bir sorudur. Dikkat. Şimdi tekrar okuyalım. Dik koordinat sisteminde AB. Başlangıç noktası 2'ye 1. Evet başlangıç noktası görüyorsunuz. 2'ye 1. Apsis ve ordinatı artan. Bak 2'ye 1'den başlayıp şöyle de olabilirdi. Aşağı doğru da gidebilirdi. Yani bu mesela aşağı doğru gitmiş olsaydı. Şuradan böyle aşağı doğru gitmiş olsaydı. Apsisi artan ordinata azalan diyecektik o zaman değil mi? Dikkat. apsis ve ordinata artan. Sonra birim karelerin köşeleriyle kesimi 5 nokta olan bir doğru parçası. Birim karelerin köşeleriyle de 5 nokta olan bir doğru parçası diye tanımlanmıştı. Peki buna göre diyor başlangıç noktası 5'e eksi 2 olan. Şimdi gelelim arkadaşlar. Başlangıç noktası 5'e eksi 2 olan herhangi bir nokta. Ya bu analitik düzlem şurada değil ama şurada birim karelerin köşelerinde. Şurada göstereyim ben mesela. Farz edelim bizim e, x eksenimiz bu olsun. Tamam mı? Y eksenimiz bu olsun. X eksenimiz de şu olsun. Farz edelim. Tamam mı? 5'e eksi 2 olan. 5'e eksi 2. Tamam şurada belliymiş zaten ya. 1, 2, 3, 4, 5'e eksi 2. Evet burası. Başlangıç noktası 5 eksi 2 olan. apsisi azalan. Sola doğru gideceğim. Ordinata artan. Yukarı gideceğim. Evet sol yukarı gideceğim. Bizim o doğrumuz şu şekilde gidebilir arkadaşlar. Şu şekilde olabilir. Atıyorum şu şekilde olabilir. Şu şekilde olabilir. Değil mi? Şu şekilde olabilir. Hatta şu şekilde olabilir. <laughs> Sorun devamına devam edelim. Buna göre diyor başlangıç noktası (5, eksi 2 olan apsisi azalan ordinatı artan 100 noktalı en kısa doğru parçasını üzerinde taşıyan doğrunun denklemini bulunuz. Dur. Burada sen bunu düşün bakalım en kısa doğru parçasını nasıl çizersin? Öyle 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 hazıra konma lütfen. Evet bak ben birkaç tane örnek gösterdim. Ha bunlar böyle sonsuza kadar gidiyor zaten. Bak birkaç tane gösterdim böyle birim karelerin köşeleriyle. Şurada mesela şu şekilde mi gidecek burada da? Evet burada da şöyle şöyle gidecek. Burada da şöyle gidecek mesela. Değil mi? 3'e 1, bir, bir birim sağa, 3 birim yukarı şeklinde gidecek. Şöyle şu şekilde. Hepsini gösterdim sana. Burada da mesela 2 sağa, 1 yukarı şeklinde gitmişim e, ee, iki sağa bir yukarı şu, şu, şekilde mi olacak? Evet şu şekilde. Peki bu doğruları çizdiğimiz zaman arkadaşlar bakın iki sağa bir yukarı şeklinde gidiyor. Ya da burada 3 sağa bir yukarı ya da burada 5 sağa bir yukarı ya da 6 sağa mı? 6 sağa bir yukarı şeklinde gidiyor. Bunlardan hangisi en kısa doğru parçası olur 100 noktalı doğru parçasını düşüneceğiz. Arkadaşlar küçüklerinden bir yorum yapsanız ya. Şimdi atıyorum 2 noktalı. 2 noktalı doğru parçasını düşün. Hadi 2 noktalı doğru parçasını düşünelim. 2 noktalı doğru parçasında Mesela hocam bir tanesi şu olsa bu çok uzun değil mi? Evet. Şu olsa bak daha da kısaldı. Şu olsa hocam daha da kısaldı. Şu olsa en kısası oldu. E hocam bu olsa bak uzadı. Şu olsa bak uzadı. Yani ne olacak o zaman arkadaşım? İşte bizim doğrumuz aynen bu şekilde olacak. En kısa doğru parçası. Yani birim karenin yani sen bu köşeden başlıyorsun ya birim kareler üzerindeki köşeleri de baz alacaksın ya. Yani sen sola ve yukarı giderken kendine en yakın birim karenin köşesine ulaşmak zorundasın. Birim karelerin köşeleri sol ve yukarıda olanlar bak şunlar şunlar. Kendine en yakın olan hangisi? Şöyle düşündüğün zaman e hocam bana en yakın olan burası. O zaman bizim en kısa 100 noktalı doğru parçamız buradan başlıyorsa şuraya gelecek. E bu ne olacak? Devamı da aynen bu şekilde gitmiş olacak arkadaşlar. İşte bu 100 noktalı doğru parçasının belli bir kısmı arkadaşlar Bizden de bu isteniliyor. 5'e eksi 2 olan. Bakın tam burası 5'e eksi 2. Şuradaki nokta 5'e eksi 2. Ve 100 noktalı doğru parçasının belli bir kısmını çizdim. İşte bunun denklemini soruyor. Ama en kısasını çizdim. En kısasının denklemi soruluyor bize. Çok güzel bir soru değil mi arkadaşlar? Şimdi tam yeni nesil bir soru. Valla ÖSYM sorsun bunu ya. Gerçekten kolay ve çok tatlı. Şimdi doğru denklemi yazacağım. Doğru denklemi yazarken kendime iki soru soruyorum. Bir eğim 2 nokta. Hocam nokta var mı? Var tabii ki. 5'e eksi 2 zaten var. E, eğimi var mı? Var tabii ki. Tanjant alfadan bulabilirsin. Hocam buranın tanjantı 1 bölü 1 değil midir? Direkt bu köşeden bu köşeye geldiği için ya da karenin köşegeni olduğu için 45. 1 bölü 1. Hayır eğim eksi tanjant 45'e eşit olacak. Ya da eksi tanjant alfa diyebilirsin. Şuraya alfa dersen. Yani 45 derece ama olsun alfa diyelim 45. E burası nedir o zaman? Eksi 1'dir. E eğimi belli. Noktası belli. Doğru denklemini yazabiliriz. Yani m çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfırdan yazacağız. m dediğimiz kaç? Eksi 1. Eksi 1 çarpı x eksi noktadaki x yani 5 eşittir y eksi eksi 2. y eksi eksi 2 y artı 2 yapıyor. Buradan eksi x artı 5 eşittir y artı 2 olduğundan hepsini öbür tarafa toplayayım hatta 2'yi e, buraya atayım x artı y 3 eşittir x artı y oldu. Ya daha doğrusu şıklarda x artı y eşittir 3 şeklinde ya da x artı y eksi 3 eşit 0 şeklinde olur. Evet gençler gerçekten mükemmel bir soruydu. 40. soruyu da bu şekilde hallettik. Çok da güzel böyle tasarlanmış hoş sorulardan biri. Analitikte yeni nesil yazmak zordur. Alın size çok da güzel yeni nesil bir soru. Öncesinde bir şey tanımlıyorum. O tanıma uygun sizi de bir yere yönlendiriyorum. Güzel soru değil mi? Yorumlara bekliyorum. İnşallah sen de bu en kısa doğruyu düşünmüşsündür. Yani 100 noktalı en kısa doğruyu çizerken tam karşısındaki en yakın noktaya köşeye gitmek olduğunu düşünmüşsündür inşallah. Gerçekten çok güzel düşünülmüş bir şey. Hocam en büyük sorulmaz mıydı? Hayır kardeşim işte burada ha, en büyük sorulsa o zaman şu birim kareler içerisinde en büyük sorulurdu. O zaman buradan da şuraya giderdin. Bu iki noktası zaten şu olmuş olurdu. Daha doğrusu buradan şuraya giderdim böyle en büyük e, 100 noktalı sol ve yukarı giden e, bu doğru partisi olurdu. Eğim belli. Eğim nedir? 1 bölü 6 mı oluyor burası? Evet 1 bölü 6 oluyor. Noktası da belli. Doğru denklemini yazabilirdik arkadaşlar. Tamam. Ama birim kareler bu çizilen birim kareler üzerinde en büyüğünden bahsedebiliriz. Yoksa bir, birim kareler sonsuza kadar gitse tabii ki biz onu bulamayız arkadaşlar. E, sonsuz bir, birim karelerde de şu şekilde en kısasını tabii ki bulabiliriz ki bulduk da. Neyse niye çok konuşuyorum ben ya? Arkadaşlar ki gerçekten çok güzel bir soru da o yüzden çok konuşuyorum. Yani bu tür sorular sizi geliştirecek. Mümkün olduğu kadar değişik sorularla karşınıza gelmeye çalışıyorum. Ondan dolayı değişik sorularla ya geldiğim zaman da hemen böyle sohbetimi de ediyorum. Gençler böylelikle biz bunu hallettik. Bundan sonraki videoda yani 7. videom oluyor. Evet 7. videoda ne yapacağız? Ee, evet kesen doğruların ortak noktasını bulma. Yani İki kesen, kesen doğrulardan bahsedeceğiz bir sonraki videoda. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.